28 Kasım Cuma gününden herkese günaydın. ATV ekranlarında kahvaltı haberleri saatler 7'yi gösterirken başlıyor değerli izleyenler. Haftanın son iş ve okul günündeyiz. İki günlük dinlenmeye gitmeden önce gündemde neler var, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler neler, hepsine bakacağız. İlkiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi turuna dün Macaristan'da devam etti. Avrupalı liderlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Ardından da bir konuşma yaptı. Batı'ya seslenerek Avrupalı ortaklarımızdan terör örgütleriyle mücadelede somut işbirliği görmek istiyoruz dedi. Zirveye damga vuransa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen büyük ilgi oldu. Erdoğan akşam saatlerinde ise Macaristan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Avrupalı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için adeta sıraya girdi. Macaristan'da düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen yoğun ilgi damga vurdu. Erdoğan Macaristan ziyareti öncesi ABD seçimlerini kazanan Donald Trump'ı aradı. Seçim zaferi münasebetiyle Trump'ı tebrik eden Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennisinde bulundu. Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Macaristan'a geldi. Karşılama töreninde sıcak anlar yaşandı. Zirvenin adresi Puskas Arena Stadyumu'ydu. Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Açılış oturumunda Erdoğan'ın yanına liderlerin biri geldi, biri gitti. Erdoğan o toplantıda mesajlarına Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor uyarısıyla başladı. Sözü İsrail'in katliamlarına getirdi, bir kez daha Filistin tanınmalı dedi. Batı'ya İsrail'in saldırganlığına kayıtsız şartsız destek verenler işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler diye seslendi. Erdoğan'dan bir çağrı da terörle mücadele için geldi. PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz. FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz diye konuştu. Avrupa'nın barış ve güvenliği için Türkiye'nin AB'ye tam olarak dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti Erdoğan. Türkiye gibi kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur diyerek eleştirisini de dile getirdi. Yuvarlak masa toplantısının ardındansa sıra liderlerle aile fotoğrafına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Orban, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni ile samimi sohbeti kameralara böyle yansıdı. Zirve boyunca çok sayıda liderle görüştü Erdoğan. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasında gerçekleşen görüşme dikkat çekti. Ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu Narin Güran cinayeti. Vahşice katledilen küçük kızın katilleri için dün hesap günüydü. Diyarbakır Adliyesi'ndeki duruşmayı yüzlerce gazeteci, avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi takip etti. 300 kişilik duruşma salonu tıka basa doluydu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmada tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar ilk kez yüzleşti. İşte tutuklu 4 sanığın hakim karşısında söyledikleri. Narin Güran cinayetinde hesap günüydü. Sanıklar adliyeye yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Sanık kürsüsüne çağrılan ilk isim Nevzat Bahtiyar oldu. Ailemin başına geleceğini biliyorsun. Mecbur kaldım. Bahtiyar, susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir dedi. Hakimin sorusu üzerine Narin'in Salim'le Yüksel Güran'ın ilişkisini gördüğü için öldürüldüğünü, Salim Güran'ın kendisine küçük kızın cansız bedenini parçalayarak dereye atmasını söylediğini iddia etti. Silahla tehdit edildiğini öne sürdü. Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silahla beni tehdit etti. Oğlum Muhammed'in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi. Ben de korktum. Ben üstünde çarptık. Tamam.
çuvala koydum. Sonra aldın, birlikte mi sizinle arabaya koydunuz? Evet. Mahkeme heyeti ilk olarak tutuklu sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine başvurdu. Nevzat Bahtiyar ifade verirken baba Arif Güran sık sık ağlama krizine girdi. Nevzat Bahtiyar, Nari'nin cansız bedenini taşıdığı sırada anne Yüksel Güran'ın kendisini gördüğünü, eli yüzünde olup biteni izlediğini söyledi. Küçük kızın cansız bedenini deriye götürdüğünü Salim ve anne Yüksel Güran'ın bildiğini ifade etti. Yol boyunca ceset kucağındaydı. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu. Cenazeyi dereye bıraktıktan sonra baldızımın evine gittim. Nevzat Bahtiyar sözlerine Güran ailesinin abine tarla teklif ettiğini de ekledi. Abime Ali Rıza Güran'dan tarla verelim diye teklif geldi. Kardeşim geldi, bana söyledi ama kimse bana gelip teklifte bulunmadı. Nevzat Bahtiyar'ın ardından sanık kürsüsüne Nari'nin abisi Enes Güran çıktı. İlk ifadesini işkence altında verdiğini, kolunu kendisinin ısırdığını, sırtındaki izlerinse arama çalışmaları sırasında çalılara takıldığı için olduğunu söyledi. Yöneltilen soruların birçoğuna hatırlamıyorum veya bilmiyorum cevabını verdi. İlk ifadem Tavşantepe'de alındı. İlk ifademde de belirttiğim gibi hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Biz savcıların karşısına çıktığımızda kendimizde değildik. Cezaevine girmeden önce savcılara verdiğim beyanları kabul etmiyorum. Enes Güran jandarma eşliğinde ihtiyaç için salondan dışarı çıkarıldığı sırada Nevzat Bahtiyar'a dönüp bir şeyler söylediği görüldü. Tutuklu sanıklardan Salim Güran mahkemeye takım elbiseyle geldi. Nevzat Bahtiyar'ın sağ bıyık bıraktığı görüldü. Güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu mahkemeye Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da birer avukatıyla 81 ilin baro başkanı katıldı. Milletvekilleri ve kadın derneklerinin de hazır bulunduğu duruşmaya katılım bir hayli yoğundu. İçeri girmek isteyen avukatlar dışarıda kaldı. Kasten öldürmeye iştirak etme suçlamasıyla tutuklanan anne Yüksel Güran da diğer aile üyeleri gibi duruşmada Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Salim Güran'la ilişkisi olmadığını söyledi. Namusuma leke sürdüler dedi. Narini Salim öldürmüş olabilir mi sorusuna aklıma gelmez diye cevap verdi. 5 oğlum bir kızım vardı. Narin başkaydı. Evden çıktıktan sonra kızımı bir daha görmedim. Ne Nevzat ne de Salim olay günü evime geldi. Evin dışına geldilerse de görmedim, duymadım. Yüksel Güran'dan sonra sanık kürsüsüne davanın kilit ismi amca Salim Güran çıktı. Kendimi bildim bileli çiftçiyim diyerek söze başlayan Salim Güran o gün eve akşam saat 6'da geldiğini, Nevzat Bahtiyar'la 3 aydır selamlaşmadığını söyledi. Arif'le Nevzat arasında para meselesi olduğunu ifade etti. Çelişkili ifadelerin ardından hakim Salim Güran'a çok zekisin, bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin yorumunda bulundu. 9. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul eden evli kadının soyadı hakkına ilişkin düzenleme paketten çıkarıldı. Anneye soy bağının reddi için mahkeme yolu açıldı. İşte ayrıntılar. 20 farklı kanunda değişiklik içeriyor. 38 maddeden oluşuyor. Kamuoyunda 9. yargı paketi olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Anayada baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi içinde dava açma hakkı bu teklifimizde yer alıyor. Üçüncü kişilerin soy bağının reddi davası açabilmesi belirli kurallara tabi olarak yine kanun teklifimizde yer alıyor. Kanunla Türk Medeni Kanunu'nda bazı düzenlemelere gidildi. Koca, ana veya çocuk soy bağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilecek. Bu dava, dava açma hakkına sahip diğer kişilere karşı açılacak. Ana doğumdan, çocuksa ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorunda olacak. Hakaret suçuyla ilgili de değişikliğe gidildi. Hakaret davası açılabilmesi için en fazla 2 yıl süre sınırı getirildi. Özellikle sosyal medya üzerinden uzun yıllar önce yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle vatandaşlarımız üzerinde sonradan oluşturulacak baskı ve tehdidin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Hakaret suçu, sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde uzlaşma kapsamından çıkarıldı. Arabuluculukla ilgili de bazı düzenlemeler yapıldı. Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kaydolabilecek.
kanuna eklenen 5 maddeyle evlenen kadının soyadına, tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atanmasına ve kamulaştırma kanunundaki değişikliğe ilişkin hükümlerse paketten çıkarıldı. Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon dün yine yükseldi. Hükümet tarafından defalarca yalanlanmasına rağmen Saadet Partili Birol Aydın, İsrail'le ticaretin devam ettiğini iddia etti. Ve o dakikadan sonra ortalık karıştı. Yüreği yeten de burada gelsin desin ki hayır, ticaret durmadı. Sevkiyatlar yapılmadı desin. Bir kişi gelsin şurada söylesin. Sayın Akbaşoğlu. Bunlar atılmış en büyük iftiradır ve ancak Siyonist İsrail ağzıdır. Hükümet tarafından defalarca yalanlanmasına rağmen Saadet Partili Birol Aydın'ın İsrail'le ticaretin devam ettiği iddiası mecliste tansiyonu yükseltti. Limanlarımızdan önce doğrudan sonra dolaylı yollardan ticaretin devam ettiği vakasıyla yaşamaktayız. Baştan aşağı iftiralarla, yalan ve dolanlarla kendinin seviyesini aşağıya düşürmüştür. Bir müsaade edin arkadaşlar, müsaade edin. Bir sene önce de yalan söyleniyordu, şimdi de yalan söyleniyor. Aydın'a yanıt AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Asılsız iddialar ancak İsrail hükümetine hizmet eder diye en güzel cevabı Filistin Ekonomi Bakanı vermiştir. Bunun dışında bir şey söylenmesi gerçekten zahittir, gereksizdir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayına katıldı. İzmir'de sokak röportajı sırasında devlete ve devlet yetkililerine hakaret eden Dilruba Kayserlioğlu'ndan söz ederken protokolde yanına oturtarak hata yaptığını söyledi. Dahası haberim yoktu, sürpriz yaptılar dedi. Dilruba Kayserlioğlu'ndan yanıt gecikmedi. Özel'i yalancılıkla suçladı. Bir baktım yanımdaki bir boş bir koltuk. Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu. Tepki çeken bu görüntü için yanıma oturacağından haberim yoktu dedi ama o sözlerine dakikalar içinde yalanlama geldi. Dilruba cezaevinden çıkmış, bana sürpriz yapacaklar, bir araç alıp getirmişler, yanıma oturttular. Sakin sakin bir evine gitseydi, bir sakin düşünseydi. Özel, Sözcü televizyonunun konuğuydu. Verdiği bir sokak röportajında devlet yetkililerine küfreden Dilruba Kayserlioğlu'nu protokolde neden yanına oturttuğunu anlattı. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu. Yani gönül kırdı. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum. Özel henüz yayındayken Dilruba Kayserlioğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak anlatılanın doğru olmadığını iddia etti. Yuh yalana gel, ben mi sürpriz yapmışım, Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var mesajını paylaştı. Özgür Özel'in sözlerinin aksine kendisinin ısrarla protokole davet edildiğini söyledi. Söylem düzelmeden ki o şey yanlış oldu. O da bizim bir sahadaki acemiliğimiz oldu. Gün aydınlandı. Özel Ankara'da soruları yanıtladı. Doğruluyor aslında. Ben Dilruba geldi demedim. Bizim arkadaşlarımız Dilruba'yı ziyaret ettiğin gün çıkınca göya bana iyi bir şey yapacaklarını düşünerek yanımdaki koltuğa Dilruba'yı getirdiler. Zaten dedim ya, araç yollamış almış. Özel'in gündeminde eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi kararı da vardı. Sözcü TV'deki programda Uğur Dündar sordu, Özel eksik kaldık itirafında bulundu. Doğru adayı belirleme noktasında da, Hatay'ın duygularını doğru okuma noktasında da eksik kaldık. Hatay'ı süreci doğru yönetemediğimiz için kaybettik. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlik ve konserlere harcadığı dudak uçuklatan rakamlar ortaya çıktı. Son 3 yılda maliyetin 5 milyarı aştığı iddia ediliyor. Öte yandan kıyak atamalara gelecek olursak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı biliyorsunuz. Torpille belediyeye yerleştirdiği yakınları vardı. O isimlerin iş sözleşmeleri feshedildi. Tam yolileri, tam yolileri, tam yolileri.
Ankara'dan sonra bu kez İstanbul'un konser ihaleleri ortalığa saçıldı. Son 3 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerin maliyetinin 5 milyarı aştığı ortaya çıktı. İstanbul'a bu kadar hizmetin başka bir dönem yapıldığını göremeyecek kimse. O kadar iddialıyız. İBB 2021 yılından bu yana onlarca konser ihalesi yaptı. Kamuoyunda çok tartışılan 553 milyon lira ödenen 100. yıl konseri de dahil olmak üzere tüm o etkinlikler için İBB kasasından toplamda 5 milyar 60 milyon lira para harcandı. Halka hizmet işini bize bırakın, o bizim işimiz. O ihalelerde rekabet koşullarının yok sayıldığı, ihalelerin çoğunu İBB'nin iştiraki olan Kültür AŞ'nin kazanması da dikkat çekti. Kültür AŞ kazandığı ihaleleri çok daha düşük maliyetlerle alt yüklenicilere verdi. Doğrudan ihale yapılmadığı için mal ve hizmetler piyasa değerinden çok daha yüksek fiyatlara mal edilince İBB kasasından fazladan çıkan milyonlarca lira kamu zararına sebep oldu. İBB'nin reklam için günlük 25 bin lira ödeme yaptığı da ortaya çıktı. İstanbul'a ihanet eden Türkiye'ye ihanet eder. CHP'li belediyeler yalnız israf haberleriyle değil kıyak atamalarla da gündemden düşmüyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ardından torpille Esenyurt Belediyesi'ne doldurduğu yakınlarına ne olacağı merak konusu olmuştu. Kayınbiraderim var burada, o alanda başka birini bulamadığım için orada çalışıyor ve çalışacak. Özer'in belediyeye işe yerleştirdiği kayınbiraderi, kızı, oğlu, kardeşi, yeğenleri ve kuzeni olmak üzere 7 yakınının iş sözleşmeleri feshedildi. İstanbul Üsküdar'da sefer yapan İETT otobüsü arızalanınca trafik işkenceye dönüştü. Yolcular seferber oldu ve el birliğiyle otobüsü itmeye çalıştılar. O görüntülere bakalım şimdi. İETT otobüsü yine seyir halindeyken arızalandı, trafik aksadı. Bu kez otobüs yolcuları değil, yolcular otobüsü taşıdı. Sık sık yaşanan otobüs arızasının adresi bu kez Üsküdar'dı. Esenşehir Kadıköy seferini yapan İETT otobüsü nedendir bilinmez Livadiye Caddesi'nde ilerlediği sırada arızalandı. Otobüs yolun ortasında aniden durunca yolcular çaresiz araçtan indi. Yolu trafiğe açmak için var güçleriyle koca otobüsü ittiler. Yolcuların dakikalarca süren o çilesi bir kişinin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Ve Amerika Birleşik Devletleri seçimleri. İlk gün sessizliğe bürünen Kamala Harris sonunda mağlubiyeti kabul etti ve ardında gözyaşlı demokratlar bıraktı. Seçim sonucuna ilk gün sevinen İsrail'de ise belirsizlik hakim. Medya Trump politikalarına tam olarak güvenmeyecekleri görüşünde. Soykırım harekatının kaderi 20 Ocak 2025'te Trump'ın yeminiyle netleşecek. Şu anda nasıl duygular içinde olduğunuzu, neler hissettiğinizi biliyorum, anlıyorum. Ancak seçimin sonucunu kabul etmemiz gerekiyor. Tıpkı gülümsemesi gibi Kamala Harris kaybettiğini zor da olsa sonunda kabul etti. Seçilmiş Başkan Trump'la konuşup zaferi dolayısıyla onu tebrik ettim. Ayrıca kendisine ve ekibine bu yetki devir sürecinin barışçı bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımızı da söyledim. Yenilgi itirafı kampanya boyunca yüzünden tebessüm eksik olmayan Harris'in destekçilerini gözyaşlarına boğdu. Trump destekçileri ise tarihi zaferin tadını çıkardı. Dile kolay tam 130 yıl aranın ardından bir Amerikan başkanı Beyaz Saray'a geri döndü. Like 24 saat geçmeden dünyanın önemli liderleri Trump'ı tebrik etmek için sıraya girdi. Ukrayna savaşını bitireceği vaadi sonrası Moskova'nın açıklaması ise sertti. Tüm bunlardan sonra sadece Washington yönetimi değil, ABD tüm siyaset bilimcileri, sivil aktivistleri ve demokrasi uzmanları ile birlikte kendi sorunlarını çözene kadar demokrasilerin kalitelerinin değerlendirilmesi ve insan hakları konularında sessiz kalmalıdır. Kutlama yapanların aksine İsrail medyasında Trump'a %100 güvenmeyenler de var. Biden'la taban tabana farklı olan Trump'ın diplomatik bir bomba etkisi yaratacağını savunuyorlar.
Amerikan başkanları, özellikle de Trump, Filistinler için büyük bir fark oluşturmayacak. Trump'ın bu savaşı durdurmak için önemli bir adım atacağını düşünmüyorum. Soykırım harekatının hedefi Filistin ve Lübnanlılarsa onlarla aynı fikirde değil. Washington'un Orta Doğu planı 20 Ocak 2025'te Trump'ın yeniden yemin etmesiyle belli olacak. Sırada dünyadan önemli gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz var. İşgal ordusu yine ölüm yağdırdı. İsrail, Lübnan'ın Baalbek bölgesi için tahliye emri yayınlayıp 45 dakika sonra bombardımana başladı. 50 Lübnanlı hayatını kaybetti, 70'e yakın yaralı var. Beyrut Uluslararası Havalimanı da hedefteydi. Terminalde yolcular, pistte uçaklar vardı. İşgal ordusu hiçbirini umursamadı. İsrail'de ise Netanyahu'nun Savunma Bakanlığı görevinden aldığı Yoav Gallant işgal ordusuyla son kez buluştu. Ukrayna Rusya'yı gafil avladı. Kamikaze dronlarla savaş gemilerini vurdu. Patlama sesleri Rusya'nın Dağıstan Özerk bölgesindeki limandan yükseldi. Ukrayna'nın kamikaze dronları Tataristan ve Dağıstan isimli Rus savaş gemilerine büyük hasar verdi. Cumhurbaşkanından Maliye Bakanı'nı görevden almasını istedim. Trump'ın zaferi Almanya'da koalisyonu dağıttı. Başbakan anayasadaki borç frenini askıya almamı istedi. Bunu kabul edemezdim. 700 milyar dolar sermaye çıkışı zaten Scholz'u zora sokmuştu. Şimdi Trump'ın korumacı politikaları Berlin yönetimini iyice köşeye sıkıştıracak. Koalisyonun sona ermesi dünyanın sonu değil. Scholz ekonomi bakanını görevden alınca Lindner'in partisi de hükümetten çekildi. Alman şansölye 15 Ocak'ta güven oyu isteyecek. Umduğunu bulamazsa ülke Mart'ta erken seçime gidecek. Özellikle İstanbul trafiğinde araç kullanmak gerçekten büyük dikkat istiyor. Çünkü yollarda çokça kural tanımaz sürücü var. İşin içine bir de ne zaman nereden çıkacağı belli olmayan motosikletler girince sıkıntı daha da büyüyor. Kurallara uyan motosiklet ve otomobil sürücülerini ayrı tutuyoruz elbette bunu söylerken. Trafikte yaşanan bu durum pek çok sürücüyü isyan noktasına getirdi. İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı kaza verileri de bu isyanı destekler nitelikte. Bakın kazaların yüzde kaçının merkezinde motorlar var. Yarısı bak bakalım. Allah! 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 Önüm riski olmaz olur mu? Ben kaç kere arabayı tosladım. Viraja girdim, yere yapıştım. Araba durmasa ben ölüyordum. Motorcuların yaptığı en büyük hata yoldan değil de kaldırımdan gitmek oluyor. Çok fazla araçlar sıkıştırdığı için yolları hiç geçemiyoruz aralardan. O yüzden biz de yolları mecburiyetten kullanmak zorunda kalıyoruz. Sürücüler trafikten kaçmanın yolunu motosiklette buldu. Trafikteki motor sayısı 6 milyonu buldu. Buna kural tanımazlıklar da eklenince ölümlü kaza sayısında da gözle görülür bir artış oldu. Tehlike oluyor mu? Müthiş. Çarpanlar, edenler hızla gidiyorlar. Siz yürüyün bakayım, yürüyebilecek misiniz? Kontrolsüz motor kullanıp insanları tehlikeye atıyor musunuz? Çok oluyor, evet. Nasıl oluyor, niye oluyor? Hızlı paket atacağım bir yerden. Sıkıştırıyorlar, araçlar görmüyorlar. Biz şerit paylaşımı da yapıyoruz. Tamam, aralardan gittiğimiz de oluyor bazen. Ama kimseyi tehlikeye atmayacak şekilde gidilmesi lazım. Sadece 8 aylık süreçte meydana gelen kazaların %66'sının merkezinde motosikletler var. Motorcuların dikkatsizliği, bir de sürücülerin aynaya bakmama. Ondan dolayı gerçekleşiyor kazalar. İki motorcu, adam kırmızıda geçiyor, ben yeşilde geçiyorum, ortada çarpışıyoruz. Arkadaşımın kaburgası kırık o yüzden. Motor kullanmak zevkli, heyecanlı ama tedbirlerimizi almazsak çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Hem motorcunun kendi sağlığı için hem de trafikteki diğer sürücüler için. İşte alınması gereken hayati tedbirler.
motoruna güveniyor. Kendine böyle bir anlık gaza geliyorlar. Kazancı görünce gerçekten insanın aklı duruyor. Hani bonuslar vesaire, sistem otomatik çalışmaya zorluyor. Kaldırımları kullanıyorlar, yayaları tehlikeye atıyorlar. Yani yayalara şey yapmadan, onları da zora düşürmeden kendimiz uygun yerlerden ilerliyoruz. Ölümlü kazaları motosikletlerde ekipman kullanmamaları, yüksek süratlerde kullanmaları, hız kurallarına kesinlikle dikkat etmemeleri, şerit sollama kurallarına, takip mesafesine dikkat etmemeleri çok büyük şekilde kazalara sebebiyet veriyor. Buna araç sürücülerinin dikkatsizliği de eklenince kaza kaçınılmaz oluyor. Lütfen hor görmeyin. Hatta kızdığınız zaman onları tehlikeye açacak hareketler yapmayın trafikte. Özellikle şoförlere konuda ricam var. Çünkü siz onlara dokunursanız siz kaportacıya gidersiniz. Onlar ya hastaneye ya mezara gider. Yarın sakmadan. Allah! 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 6 yaşındaki Çınar ölümcül bir kas hastalığı olan DMD'ye yakalanmıştı. Ailesinin yardım çağrısını ATV ekranlarından sizlere aktarmıştık. O yardımlar toplandı. Çınar'ın tedavisi de sonuç vermeye başladı. Yeniden yürümeye başlayan Çınar'ın mutluluğu gerçekten görülmeye değerdi. Gülebiliyorum, koşabiliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Yüzü artık gülüyor ve minicik adımları hem ailesine hem de DMD hastalarına kocaman bir umut oluyor. Öncelikle çok mutluyuz. İmkansız gibi görünen bir rakam toplandı. Oradaki sürecimiz çok şükür ki rahat ve sorunsuz geçti. 4 yaşındayken düşen müsküler distrofi yani DMD teşhisi konulmuştu Çınar'a. Tedavisi Türkiye'de yoktu. Yurt dışındaki süreç içinde yardım gerekiyordu. Minik Çınar'ın tedavi olabilmesi için tam bir yıl önce Çınar'a Umut Ol adıyla bir kampanya başlatılmıştı. O kampanya kısa süre içerisinde tamamlandı ve Çınar'ın tedavisi olumlu bir şekilde sonuçlandı. Şimdi Çınar Atar 6 yaşında önce yürümeye başladı, ardından da okula başladı. İlacımızı geçtiğimiz Mayıs ayında Dubai'de aldık. Bizim için yeniden bir doğuş oldu. Çocuğumuzu yeniden kucağımıza almış kadar sevindik. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hastalığın ilerlemesinin durdurulması hedeflendi. Bundan sonrası tamamen fizik tedavi, yüzme ve desteğiyle devam edecek. Çınar da arkadaşları gibi birlikte koşacak, oynayacak, sınıfında dersini yapacak. Çınar tek başına yürümenin mutluluğunu ve özgürlüğünü yaşıyor. Adım adım yolları kendi kat ediyor. Arkadaşlarımla bahçede oynayabiliyorum. Koşabileceğin için artık mutlu musun? Evet. Çınar'ın iyileşmesi tüm DMD hastaları için de umut oldu. Sizin vesilenizle ATV Haber'e de çok teşekkür ediyoruz. Kampanyamızın başından bu yana bize destek olup haberlerinize yer verdiğiniz için, Çınar'ın elinden tuttuğunuz için çok teşekkürler. Adana'da yaşayan Serpil Ata eşini kaybettikten sonra zor günler geçirdi. Bu süreçte hızla kilo aldı ve tam 120 kiloya kadar çıktı. Fazla kiloları hastalıkları da beraberinde getirdi. İki çocuk annesi kadın bir yıl içinde azmi sayesinde 57 kiloyu bakın nasıl verdi. Bu haldeydim. Bu hale geldim. İşte ben bunu giyiyordum. Eşi vefat edince depresyona girdi. Kendini yemeğe verip 120 kilo oldu. 14 aylık bir diyetle ameliyatsız tam 57 kilo verdi. 58 bedenden 36 bedene düştüm. İnsanlara hep öneriyorum. Boşuna kilo taşıyoruz yani. Adana'da yaşayan iki çocuk annesi Serpil Ata 2016 yılında eşini kaybedince sağlıksız beslenmeye başladı. Ve farkına varamadan 120 kiloya kadar çıktı. Bunun yanı sıra da aldığı kiloları nedeniyle tansiyon, şeker ve guatr hastası oldu. Eşimi kaybetmiştim. Şeker başlangıcı başlamıştı. Yüksek tansiyonum, iki tane dilalta alıyordum. Guatr vardı. Azmeden Ata sadece diyet yaparak ve günde 10 bin adım atarak kilo vermeye başladı. Ayda 3 kilo vermeye başladım, 5 kilo vermeye başladım derken ve 57 kiloyu verdim. Sadece diyetle verdim. Yaklaşık bir senenin sonunda da 22 beden küçüldü. Üstelik hiçbir hastalığı da kalmadı. Kendimi o kadar çok rahat hissediyorum ki ne guatr ilacı kaldı, ne şekerim kaldı. Yıllarca giymediğim kıyafetleri şu anda giymeye başladım. Gidip kendime şimdi 36 beden alabiliyorum.
8 Kasım Cuma gününde 7.30'u gösteriyor saatler ve günün manşetleri bugün neler aktaracak bize bakacağız sizlerle birlikte. Sabahla hemen başlayalım. Türkiye'siz Avrupa güvende olmaz sözünü görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'daki zirvede liderleri uyardı. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye'nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa'nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır dedi. Engellenmemizin izahı yok ve Gazze insanlığın utancı sözleri de yine geceye damga vurmuştu ve Sabah gazetesi ön sayfasına yansıttı bu detayları. Sol köşeye geçelim. İlk duruşmada karşılıklı suçlamalar başlığını taşıyor. Narin Güran cinayeti duruşmasının detayları var. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra derede çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde yargı süreci dün başladı. Anne ve amcayı, amca her şeyi yalanladılar detayı önemli. Anne Yüksel Güran, Nevzat iftira atıyor dedi. Amca Salim Güran da Nevzat gözüme bakarak erkek gibi Narin'i öldürdüğünü söyle diye seslendiği Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Hemen altına baktığımızda Müslümanlardan Trump'a Gazze çağrısı başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslümanlar İsrail'e destek veren Harris yerine savaşları bitireceğim diyen Trump'ı tercih etti. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi yeni başkana seslenerek vaatlerini yerine getirme zamanı mesajı yayınladı. Geçelim Hürriyet'e şimdi. Hürriyet gazetesinin manşetinde müebbetlik 4 yalancı büyük puntolarla gördüğümüz bir başlık. Hürriyet muhabiri Musa Kesler duruşmayı Diyarbakır'da yerinde takip etmiş. Narin Güran cinayetinde cinayeti sonrasında duruşmada neler yaşandı ayrıntılarıyla tüm gazetelerde olduğu gibi Hürriyet'te de paylaşıldı. Macaristan'da kritik Avrupa Birliği mesajı sabahta gördüğümüz gibi Hürriyet'te de yerini buldu sol köşede ve tabana geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri askerini Suriye'den çekin başlığını görüyoruz. Kısaca ona da bakalım. ABD başkanlık seçimlerinden Trump lehine çekilen Kennedy, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme eğiliminde olduğunu söyledi. Trump, Orta Doğu haritası çizdi, sözü önemliydi. Açıklamalarının çok daha fazlası var Hürriyet gazetesinin iç sayfalarında diyelim. Ve gelelim şimdi Milliyet'e. Milliyet gazetesinin manşeti, Mitsotakis aşırı sağa eleştirdi üst başlığıyla. Mercimek milliyetçileri manşetini görüyoruz. Yunan Başbakan, partisindeki eski başbakanlar da dahil Türkiye ile diyalog sürecini eleştiren aşırı muhafazakarlara mercimek milliyetçileri dedi. Diyalog kapısını açık tuttu. Davete katılmadılar ve kuyruğu dala ilk koyarlar. Alt başlıkları Mitsotakis'in sözleri arzu edenler Milliyet'ten okuyabilecekler diyelim. Ve sol köşeye baktığımızda Avrupa'ya katılım mesajı görüyoruz, başlığı görüyoruz. Ve yine bu başlığın altında bir alt başlık önemli. Hemen hatırlatmasını yapalım. Kabine 10 Kasım'da Çankaya'da olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 10 Kasım'da Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde Çankaya Köşkü'nde toplanacak bilgisi Milliyet gazetesinin ön sayfasında paylaşılmış değerli izleyenler ve gazetenin tabanında yine tüm gazetelerde gördüğümüz Narin Güran cinayetinde yaşananlar ve duruşmada yaşananlar yer almış. Mahkemede iki itiraf başlığıyla Milliyet gazetesi bu detayı görmüş. Böylelikle yazılı basını noktalıyoruz ve şimdi sıradaki başlığımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da TÜKA işbirliği ile restore edilen Gülbaba Türbesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan burada Gülbaba ve Osmanlı Macaristan'ın da manevi miras kitabının tanıtımına da katıldı. Böyle bir U yapısı var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Macaristan'daki resmi ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Budapeşte de Gülbaba Türbesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan burada dua ettikten sonra türbede incelemelerde bulundu. Emine Erdoğan'dan sonra Gülbaba ve Osmanlı Macaristan'ın da manevi miras kitabının tanıtımına katıldı. Erdoğan'ı kitabın yazarı Mimar Mehmet Emin Yılmaz karşıladı. Emin Erdoğan kitap için Türkiye ve Macaristan dostluğunu daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Mimar Kemalettin benim görevli oldu. Ardından türbede bulunan eserleri inceledi. Eserler hakkında bilgi aldı. Özel olarak Budapeşte'deki Müslüman... Türbeye gelen diğer ziyaretçilerle de ayaküstü sohbet etti Emin Erdoğan.
Karşıda da kira ifürdü var. Dışişleri Bakanlığı'nın kira ifürdü dedikleri. O da hakiki Türk adamı o aslında buradaki. Burası Osmanlı'nın bölgesi olmuş. Gülbaba Türbesi restorasyonu 2018'de TİKA ve Macaristan hükümeti ortak çalışmasıyla tamamlanmıştı. Emin Erdoğan fotoğraf çekiminin ardından Gülbaba Türbesi'nin anı defterini imzaladı. Erdoğan anı defterine 6 yıl önce bu manevi mirasın sonraki nesillere ulaşması için TİKA'nın Gülbaba Türbesi'nde yaptığı restorasyon çalışmaları ve kültür merkezinin bugün yeni bir kitapla taçlanması oldukça heyecan verici şeklinde not düştü. Hatırlarsanız bir dönem emlak ve otomobil piyasasında rakamlar neredeyse her gün değişiyordu. Atılan adımlar sonrasında fiyat istikrarı sağlandı. Peki önümüzdeki dönemde piyasayı canlandırmak için yeni adımlar gelecek mi? Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuaz Medya'da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. ATV Haber'e de özel açıklamalar yaptı. İkinci elde bir yıl öncesinin, 15 ay öncesinin fiyatlarından daha düşük rakamlarda araçlar satılıyor. Fiyatlar aylık değil günlük değişiyordu. Otomobil piyasasındaki rüzgar atılan adımlarla tersine döndü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuaz Medya'nın düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği programında ATV Haber'e konuştu. Bugün gelinen son durumla ilgili detaylı bilgi verdi. Yoğun cezalar uygulandı, denetlemeler uygulandı. Gereksiz fiyat şişirmelerini engellemiş olacak. Otomobil piyasasında ralli vardı. Öyle ki aylarca sıra bekleyenler vardı. İkinci elde araç bulmak neredeyse imkansızdı. İşte bu da otomobilde fiyatları yukarıya çekmişti. Ticaret Bakanlığı'nın otomobil piyasasında yaptığı düzenlemeyle birlikte artık otomobilde otomobil fiyatında ivme aşağıya döndü. Manipülasyon, spekülasyon yoluyla fiyatları şişirme, köpük oluşturma gayretlerinin önüne geçmiş oluyoruz. Ve ikinci el araçlara getirilen 6 ayda olmadan, 6000 kilometre olmadan satılamaz sınırı. Bu yöntemle otomobilde alsat yaparak fiyatları şişirenlere 50 milyonun üzerinde ceza kesildi. Söz konusu uygulama 1 Ocak 2025 tarihinde bitiyor. Merak edilen devam edip etmeyeceği. Konuşacağız sektör yetkilileriyle, kendimiz bakanlık içinde kurmaylarımızla değerlendireceğiz. Ona göre yeni bir karar vereceğiz. Emlak piyasasında da benzer durum vardı. Daha önce bir evi 5 emlakçı satıyor, her biri de farklı fiyattan ilan veriyordu. İşte bu da konutta fiyatları yukarıya çekiyordu. O ayar konut satışlarına da geldi. Bakan Bolat, emlak piyasasında fiyat istikrarı için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini söyledi. Bir rant alanı haline getirilmişti, onu hemen engellemiş olduk. Dünyanın önde gelen etkinliği olan ve 33 kategoride uluslararası mimarlık projelerinin yarıştığı 17. Dünya Mimarlık Festivali'ne Kalyon Holding tarafından Konya Karapınar'da yapılan Güneş Enerjisi Santrali Yönetim Kurulu binası damga vurdu. Üretim, enerji ve lojistik kategorisinde en iyi yapı ödülünü kazandı. Kalyon Karapınar GES, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali. 3,5 milyon güneş paneliyle 20 milyon metrekarelik bir alanda tek başına yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılıyor. Milyonlarca ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu önlüyor. Çölde adeta bir vaha olan proje, mimari özellikleriyle de dünyanın ilgisini çekiyor. Singapur'da düzenlenen dünyanın en önemli mimari projelerinin yarıştığı 17. Mimarlık Festivali'nde en iyi yapı ödülünü kazanarak uluslararası alanda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Enerji, ulaşım, bilim gibi 33 kategoride projelerin ödüllendirildiği festivalde Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali SCADA binası, üretim, enerji ve lojistik kategorisinde dünyanın farklı ülkelerinden ilham verici 10 mimari proje arasından seçilerek en iyi yapı ödülünün sahibi oldu.
Dünya Mimarlık Festivali'nde en iyi yapı ödülünü Vaha konseptiyle tasarlanan ve bölgedeki kurak alana tezat olarak 4 mevsim yeşil kalan bitkilerle süslenen Karapınar Güneş Enerjisi Santrali SCADA binası, Ekim ayında da Türk Serbest Mimarlar Derneği tarafından 2 yılda bir verilen mimarlık ödüllerinde de yapı ödülüne layık görülmüştü. Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor. Öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Ders çalışacağım. Sonra oyun oynayacağım. Okullarda ilk ara tatil başlıyor. Ben arkadaşlarımla buluşurum. Tatile gideceğiz. 2024-25 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Böylece hafta sonlarının dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak. Yarı yıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. 20 Haziran 2025'ten sonra 3 ay sürecek yaz tatili başlayacak. İyi tatiller diliyoruz bizler de çocuklara, ama kimse sormuyor ebeveynler ne yapacak bu bir haftalık süreçte diye. Neyse, ona bakarız, ama çocuklar bu bir haftada neler yapsınlar? Uzmanlar bazı uyarılarda bulunmuşlar. Hürriyet gazetesinden aktaracağız. Uzmanlardan, dijital dünyadan uzak kalın uyarısı başlığını taşıyor. Ders zili tekrar 18 Kasım'da çalacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz, kısa tatillerde öğretmenler ödev vermesin, öğrenciler de ödev yapmasın diyoruz. Ancak belirli saatlerde kitap okumak ihmal edilmemeli, teknoloji kullanımından uzak durmak gerek diyor. Ekran süresi uyarısında bulunuyor Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Elif Ulu ve aynı zamanda Profesör Doktor Tuncay Dilci ise 5 adımda tatilde dijital kullanım rehberi önerisinde bulunuyor. Dijital diyet yapın, dijital kullanım sınırları belirleyin, ailece dijital molalar verin, sosyal medya kullanımını azaltın ve uykunuzu düzenleyin diyorlar. Çok önemli. Aklınızın bir köşesinde kalsın diyelim ebeveynlerin, ebeveynler çocuklarına bugünden sonra, bugün okuldan döndükten sonra aktarsınlar, ama henüz okula gitmeyen çocuklar da vardır bize izliyorlarsa, bizi izliyorlarsa söylemiş olalım. Ve şimdi kısa bir araya gidelim. İkinci bölümde yeni başlıklarımız var. Ayrılmayın. Yeniden günaydın. Kahvaltı haberlerine devam ediyoruz. Önemli başlıkları aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi turuna dün Macaristan'da devam etti. Avrupalı liderlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Ardından da bir konuşma yaptı. Batı'ya seslenerek Avrupalı ortaklarımızdan terör örgütleriyle mücadelede somut işbirliği görmek istiyoruz dedi. Zirveye damga vuransa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen büyük ilgi oldu. Erdoğan akşam saatlerinde ise Macaristan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Avrupalı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için adeta sıraya girdi. Macaristan'da düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen yoğun ilgi damga vurdu. Erdoğan Macaristan ziyareti öncesi ABD seçimlerini kazanan Donald Trump'ı aradı. Seçim zaferi münasebetiyle Trump'ı tebrik eden Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennisinde bulundu. Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Macaristan'a geldi. Karşılama töreninde sıcak anlar yaşandı. Zirvenin adresi Puskas Arena Stadyumu'ydu. Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Açılış oturumunda Erdoğan'ın yanına liderlerin biri geldi, biri gitti. Erdoğan o toplantıda mesajlarına Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor uyarısıyla başladı.
Sözü İsrail'in katliamlarına getirdi, bir kez daha Filistin tanınmalı dedi. Batı'ya İsrail'in saldırganlığına kayıtsız şartsız destek verenler işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler diye seslendi. Erdoğan'dan bir çağrı da terörle mücadele için geldi. PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz. FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz diye konuştu. Avrupa'nın barış ve güvenliği için Türkiye'nin AB'ye tam olarak dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti Erdoğan. Türkiye gibi kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur diyerek eleştirisini de dile getirdi. Yuvarlak masa toplantısının ardındansa sıra liderlerle aile fotoğrafına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Orban, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni ile samimi sohbeti kameralara böyle yansıdı. Zirve boyunca çok sayıda liderle görüştü Erdoğan. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasında gerçekleşen görüşme dikkat çekti. Ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu Narin Güran cinayeti. Vahşice katledilen küçük kızın katilleri için dün hesap günüydü. Diyarbakır Adliyesi'ndeki duruşmayı yüzlerce gazeteci, avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi takip etti. 300 kişilik duruşma salonu tıka basa doldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmada tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar ilk kez yüzleşti. İşte tutuklu 4 sanığın hakim karşısında söyledikleri. Narin Güran cinayetinde hesap günüydü. Sanıklar adliyeye yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Sanık kürsüsüne çağrılan ilk isim Nevzat Bahtiyar oldu. Eğer beni kaybetmezsen ailemin başına ne geleceğini biliyorsun. Mecbur kaldım. Bahtiyar, susma hakkımı kullanmak istiyorum, son verdiğim beyan geçerlidir dedi. Hakimin sorusu üzerine Narin'in Salim'le Yüksel Güran'ın ilişkisini gördüğü için öldürüldüğünü, Salim Güran'ın kendisine küçük kızın cansız bedenini parçalayarak dereye atmasını söylediğini iddia etti. Silahla tehdit edildiğini öne sürdü. Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silahla beni tehdit etti. Oğlum Muhammed'in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi. Ben de korktum. Zaten enişinde çağırdık. Tamam. Çuvala koyduk. Sonra aldın. Birlikte mi sizinle arabaya koydunuz? Evet. Mahkeme heyeti ilk olarak tutuklu sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine başvurdu. Nevzat Bahtiyar ifade verirken baba Arif Güran sık sık ağlama krizine girdi. Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini taşıdığı sırada anne Yüksel Güran'ın kendisini gördüğünü, eli yüzünde olup biteni izlediğini söyledi. Küçük kızın cansız bedenini deriye götürdüğünü Salim ve anne Yüksel Güran'ın bildiğini ifade etti. Yol boyunca ceset kucağındaydı. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu. Cenazeyi deriye bıraktıktan sonra baldızımın evine gittim. Nevzat Bahtiyar sözlerine Güran ailesinin abine tarla teklif ettiğini de ekledi. Abime Ali Rıza Güran'dan tarla verelim diye teklif geldi. Kardeşim geldi, bana söyledi ama kimse bana gelip teklifte bulunmadı. Nevzat Bahtiyar'ın ardından sanık kürsüsüne Narin'in abisi Enes Güran çıktı. İlk ifadesini işkence altında verdiğini, kolunu kendisinin ısırdığını, sırtındaki izlerinse arama çalışmaları sırasında çalılara takıldığı için olduğunu söyledi. Yöneltilen soruların birçoğuna hatırlamıyorum veya bilmiyorum cevabını verdi. İlk ifadem Tavşantepe'de alındı. İlk ifademde de belirttiğim gibi hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Biz savcıların karşısına çıktığımızda kendimizde değildik. Cezaevine girmeden önce savcılara verdiğim beyanları kabul etmiyorum. Enes Güran jandarma eşliğinde ihtiyaç için salondan dışarı çıkarıldığı sırada Nevzat Bahtiyar'a dönüp bir şeyler söylediği görüldü. Tutuklu sanıklardan Salim Güran mahkemeye takım elbiseyle geldi. Nevzat Bahtiyar'ın sağ bıyık bıraktığı görüldü. Güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu mahkemeye Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da birer avukatıyla 81 ilin baro başkanı katıldı. Milletvekilleri ve kadın derneklerinin de hazır bulunduğu duruşmaya katılım bir hayli yoğundu. İçeri girmek isteyen avukatlar dışarıda kaldı.
kasten öldürmeye iştirak etme suçlamasıyla tutuklanan anne Yüksel Güran da diğer aile üyeleri gibi duruşmada Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Salim Güran'la ilişkisi olmadığını söyledi. Namusuma leke sürdüler dedi. Narini Salim öldürmüş olabilir mi sorusuna aklıma gelmez diye cevap verdi. 5 oğlum bir kızım vardı. Narin başkaydı. Evden çıktıktan sonra kızımı bir daha görmedim. Ne Nevzat ne de Salim olay günü evime geldi. Evin dışına geldilerse de görmedim, duymadım. Yüksel Güran'dan sonra sanık kürsüsüne davanın kilit ismi amca Salim Güran çıktı. Kendimi bildim bileli çiftçiyim diyerek söze başlayan Salim Güran, o gün eve akşam saat 6'da geldiğini, Nevzat Bahtiyar'la 3 aydır selamlaşmadığını söyledi. Arif'le Nevzat arasında para meselesi olduğunu ifade etti. Çelişkili ifadelerin ardından hakim Salim Güran'a çok zekisin, bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin yorumunda bulundu. Gündemin önemli başlıklarını aktardık. Şimdi hayatın içinden başlıklarla devam edelim. Esra Erol, kayıp Fatih Aydın dosyasını bir kez daha masaya yatırdı. Daha önce cinayet ihtimali ağırlık kazandı demiştik. Aydın'ın kuzenleri anneden şüpheleniyor. Soru işaretleri Rabia Aydın'da birleşiyor. Ne var ki savcıya verdiği ifadede bunu destekliyor. O geceye dair ya da Fatih ile ilgili bir şeyin saklandığından eminim. 4 ay oldu, 22 yaşındaki kayıp gençle ilgili bir ize rastlanmadı. Bilerek, isteyerek 90 gün saklanıyordur abla o. Çerkezköy'de diyorum ben de ya. Vallahi benim düşüncem abla dediğim gibi kafasını dinliyordur. Sır kayboluşun ardında cinayet şüphesi artarken herkes birbirini suçladı. Kafa dinlemeye mi gitti sence? Bence öyle yaptı abla. Öyle ölümün peşinde değil. Fatih bu çıkacaksa, çıkacağını bilsek çıkalım ekranı. Fatih Aydın iddiaya göre 8 Temmuz gecesi babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından ortadan kayboldu. Rabia Mehmet Aydın çifti evlatlarının akıbetini öğrenmek için bir kez daha Esra Erol stüdyosundaydı. Fatih hala saklanıyor mu? Bence saklanıyor. Bu çocuğun onu saklayabilecek güçlü arkadaşları var mı? Bilmiyorum. Bir sürü arkadaşı var. Bu çocuk sizin evinize geleli kaç gün oldu? Bir haftayı geçti işte. Olay gününe dair verdiği çelişkili ifadesiyle tepkileri üzerine çeken anne Rabia Aydın'la ilgili bir ifade daha gün yüzüne çıktı. Bir polis ifadesi vardı. Senin polise gittiğinde aile içi bir mevzu sebebiyle oğlum evden ayrıldı diyorsun. 11 gün sonra da savcılığa gidiyorsun sen. Oğlum 7 Temmuz'da gece 01-02 arasında cep telefonunda biriyle görüşmüş. Sen bu bilgiyi nereden aldın ve kimle görüştün? Ve koşa koşa 7'sinden 11 gün sonra savcılığa gidiyorsun. Diyorsun ki gece oğlum biriyle görüşmüş. Ya da sana Ahmet'in birinin demesi lazım ki o gece Fatih biriyle konuştu. Gitmesini o tetikledi. Yoksa sen deli misin kendi kendine gidip oğlum biriyle konuşmuş dersin? Yok demem. Ben öyle tahmin yürüttüm. Yani bu çocuğu biri aldı götürdü dedim yani Esra Ahmet. Allah. Esra Erol bir kez daha olayın üzerine gitti. İfadenin devamında şu cümleyi kuruyor. Oğlumun arkadaşları kendisinin yasaklı madde aldığını söylediler. Sen bir şeylerin üzerine örtsün. Örtmek için her şeyi eksik anlatıyorsun. Ben sana tek söyleyeyim. Sen bir şeyin üzerine örtüyorsun. Çünkü orası açılırsa her şey çorap söküyor gibi ortaya çıkacak. İş insanları, öğrenciler, tatil planı yapanlar hepsinin endişesi aynı. Ya vize çıkmazsa diye korkuyorlar. Haksız da değiller, zira artık randevu bulmak bile başlı başına bir mesele haline geldi. Red gerekçeleri de kulağa daha çok bahane gibi geliyor. İşte Schengen çıkmazında son durum. Evet, biraz korkuyorum. Yani inşallah çıkar. Ben Şubat için başvuruyorum. Bilet yersem de başka planlar yapmak için önden şansımı deniyorum. Herkesin bilet zamanı farklı ama telaş aynı. Ya bana da vize çıkmazsa endişesi. Son birkaç yılda artan vize reddi oranı giderek katlanıyor. Herkes pasaportlarına vize damgası için bu kuyrukta bekliyor. Ancak kuyruk aslında uzayıp gidiyor. Çünkü asıl dert randevu bulmakta. Bir şekilde randevu bulanlar da diğer bir problemle karşılaşıyor. O problem de vize reddi ve pek çok kişi maalesef özellikle Avrupa ülkelerinden
vize reddiyor. Konaklama yerlerini riskli buldular. İşte bazı kriterler var. O sebeplerden dolayı çok fazla arkadaşım reddiyedi. Duyuyoruz ama çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Daha yeni başvuracağız. Daha önce gitmiş olmanız sizin için bir avantajdır. Yani tabii ki gittik geldik. Çoğu ülke ilk başvuruda reddediyor. Bazıları ise onay verse bile haber vermiyor. Yanan bilet parası, uğraşılan günler, kuyrukta beklenen saatler boşa gidiyor. İtalya'ya başvurmuştum ben vize için. Ama 7. ayın 17'sinde başvurdum. 3 ay sonra benim bir seyahatim, yolculuğum vardı. 13'üneydi fakat 15'inde bana vize için geri dönüş yaptılar. Avrupa ülkeleri vize vermemek için benzer bahaneler üretiyor. Bu bazen konaklama yeri, bazen yolcunun güvenilmezliği ile ilgili oluyor. Ellerinde evraklarla kimi Kuzey Avrupa'dan, kimi ise Doğu Avrupa'dan vize için kuyruğa giriyor. Ancak geçen yılın verilerine göre en fazla vize veren ülkeler Akdeniz ülkeleri oldu. Yunanistan ve İtalya. En fazla ret veren ülkelerse Estonya ve Çekya. Nereye başvuruyor? Kanada. Benim halam Kanada yaşıyor, o bana şey yaptı, başvuru etti. Yoksa ben oraya gidemem. Çıkıp çıkmayacağım belli değil, evet. Ben İrlanda için başvuruyorum. Daha önce Yunanistan için başvurmuştum ve vizem tam olarak planladığım tarih kadar verilmişti. Daha fazlası verilmemişti. Şu an tekrar şansımı deniyorum. En çok vize veren ülkelerin başında Hollanda var. İspanya ve Fransa ilk beşte. Ret oranında da Macaristan ve Slovenya ilk sıralarla yarışıyor. Herhangi bir konuyu ret meselesi haline getirebiliyorlar. Tüm belgelerimizin tam olmasına bakmıyorlar aslında. Az önce haberimizde de izledik. Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada ilk gün geride kaldı. İkinci gündeyiz. Yargılamalar bugün de sürecek. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Arkadaşımız Mehmet Geçgel bizi bekliyor. Mehmet, günaydın. Son durum nedir? Aktarır mısın bize? Dünkü duruşmada neler yaşandı? Bugün neler bekliyorsun? Günaydın. Tutuklu 4 sanık kapalı T-tip cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri altında geride bıraktığımız dakikalarda adliyeye getirildi. Tabii mahkemenin saat 9'da başlaması bekleniyor. Geride bıraktığımız günde de sabah saatlerinde hazırlıklar başlamıştı. Saatler 9.30'u gösterdiğinde mahkeme süreci başlamıştı. İlk gün geride kaldı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün ikinci gün. Bugün tutuklu 4 sanığın yargılanması devam edecek. Tutuklu sanıkların yanı sıra tanıkların da dinlenmesine devam edecek. Tabii saat 9 olarak belirtildi ancak salonun hazırlanması durumuna göre bu saatte herhangi bir değişiklik olabilir. Geride bıraktığımız günde de zira küçük bir sarkma olmuştu. Tabii ifadelere baktığımızda geride bıraktığımız günde tutuklu 4 sanık ifadelerinde çelişkiler var. Nevzat Bahtiyar cinayeti amcanın işlediğini öne sürdü ve buna dair de bir yasak ilişki ortaya atmıştı. Geride bıraktığımız süreçte de yine bunun arkasında durdu ve bundan dolayı cinayetin işlendiğini iddia etti. Karşı taraf hafta yine Güran ailesi, amca Salim Güran, Yüksel Güran da suçlamaları kabul etmedi. Enes Güran da suçlamaları kabul etmedi. Adliyede hazırlıklar devam ediyor. Şu dakika itibariyle de içeride salonun hazırlıkları devam ediyor. Saatler 9'u gösterdiğinde de mahkeme sürecinde ikinci gününde başlaması devam ediyor. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hesap vaktiydi. Geride bıraktığımız günde mahkeme süreci başlamıştı. Tabii babanın da özellikle ifadeleri vardı. Babaya da soruldu hakim tarafından geride bıraktığımız günde. Sizce kızınızı kim öldürdü diye soruldu hakim tarafından ve Arif Güran da aslında verdiği ifadede Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Nevzat Bahtiyar'ın bu cinayeti işlediğini ifade ediyor ve amcanın ve oğlunun özellikle Enes Güran'ın bu cinayeti işlemiş olma ihtimali üzerinde hiç durmuyor. Arif Güran herkes bir şey söylüyor tabii dedi. O akşam uyku uyumadım, bana insanlar mesaj atıyordu kızım bende diye. Ben o yüzden kızımın kaçırıldığını düşünmüştüm diye ifade verdi ve benim kimseye bir zararım olmamıştır, kavgacı bir insan değilim dedi Arif Güran. Nevzat'la olaydan 20 gün önce araba satışından dolayı aramızda problem yaşandı dedi. Nevzat'ta param yok diye yanıma geldi, galericiye gittik. Orada Nevzat'tan aldığımız araba yüzünden bana 80 bin lira bir ceza kesilmişti. Salim ve ben Nevzat'la buluştuk. Nevzat seninle ticaretimiz yok dedi, hatta kekeledi. Ben de kekelemesiyle dalga geçtim diye ifade vermişti Arif Güran geride bıraktığımız günde ve
cinayeti bu husumetten dolayı Nevzat Bahtiyar'ın işlemiş olduğunu iddia etti ve Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Aslında diğer aile üyeleri de aynı şeyleri söylüyor. Tutuklu olmayan dışarıdaki aile üyeleri de Nevzat Bahtiyar'ın bu cinayeti bundan dolayı kim besleyerek işlediğini öne sürüyor. Ancak Nevzat Bahtiyar da daha önce verdiği ifadelerle aynı ifadeyi vermeye devam ediyor ve Salim'le buluştuğunu, ahır bölgesinde buluştuktan sonra Salim'in kendisine seninle bir işim var dediğini ve ardından da Nari'nin cansız bedenini teslim ettiğini, daha sonra eve girerken de anne Yüksel Güran'ın kendi evinin üstünde bulunan tepelik noktadan kendisine bakarak ellerini başının arasına koyduğunu ve Nari'nin cansız bedenini de ahırda çuvala koyarak götürüp Eğer Tutmaz Deresi'ne gömdüğünü ifade ediyor. Nevzat Bahtiyar vermiş olduğu ifadede. Tabii Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar'a da yine geride bıraktığımız günde sorular yöneltildi. Gazal Bahtiyar'ın verdiği ifadede çarpıcı detaylar var. Gazal Bahtiyar'a aile üyelerinin teklifte bulunduğunu iddia etti Gazal Bahtiyar. Köyde kalması karşılığında, Nevzat'ın suçu kabul etmesi karşılığında köyde kalabileceğine dair aile üyelerinin kendisinde teklifte bulunduğunu öne sürdü. Yani aile üyeleri şunu söylemiş Gazal Bahtiyar'a: Nevzat bu suçu üstlensin, siz de köyde kalmaya devam edebilirsiniz şeklinde bir ifadede bulundu. Bir beyanda bulundu ve kendilerine de bir arazinin teklif edildiğine dair de bir beyanının olduğunu ifade edelim. Tabii bugün mahkeme sürecinde neler yaşanacak merakla bekleniyor. Zira yeni detaylar ortaya çıkacak mı? Beklenen husus bu. Şu anda hazırlıklar devam ediyor bu noktada. Geride bıraktığımız dakikalarda yoğun güvenlik önlemleri altında tutuklu 4 sanık yeniden adliyeye getirildi. Bugün sorgulama süreci devam edecek. Tanıkların ifadeleri doğrultusunda sanıklara yeniden sorular yöneltilecek. Yine baba Arif Güran da bu noktada olacak. Tabii baba Arif Güran'la birlikte tanıkların zorla getirilme kararı alınmıştı. Onların da bugün dinlenmesine devam edilecek mahkeme heyeti tarafından. Yine geniş bir katılımlı mahkemenin olacağını ifade edelim. Duruşma saat 9'u gösterdiğinde başlayacak. Saat 9'da başlayacağı ifade edilmişti. Salonun hazırlık durumuna göre birkaç dakikalık sarkma olabilir. Geride bıraktığımız günde de zira yoğun bir katılım olduğu için biraz sarkma olmuştu. 9.30'da duruşma başlamıştı. Bugün de 9'da başlayacağı ifade edilmişti. Mahkeme sürecinde ikinci günde neler yaşanacak? Yeni detaylar ortaya çıkacak mı? Şu ana kadar henüz bir itirafta bulunulmadı açıkçası. Aile üyeleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın suçlamalarına yönelik herhangi bir itiraf gelmedi. Peki yeni detaylar ortaya çıkacak mı? Enes Güran'ın ifadelerine baktığımızda da yine çelişkiler var. Aslında Salim Güran'ın, Enes Güran'ın ve anne Yüksel Güran'ın ifadelerinde de çelişkiler var. Mahkeme heyeti bu çelişkileri gidermeye yönelik sorgulamalarına devam ediyor. Enes Güran daha önceki ifadelerinde hatırlayacak olursak vücudundaki morluklarla ilgili mısır tarlasında olduğunu ifade etmişti. Ancak dün mahkemede ahırda olmuş olabilir ifadesini kullandı ve vücudundaki morluklara dair bir detay verilmedi. Mahkeme heyeti kolunu nasıl ısırdığını sordu Enes Güran'a ve o da mahkemede kolunu nasıl ısırdığını göstererek bu şekilde ısırdıktan sonra koltuğa bastırdım ifadesini kullandı. Ancak kolunda iki ısırık izi vardı ve Enes Güran'ın bu vücudundaki izlerle dair mahkemede geride bıraktığımız günde yeniden mısır tarlasını işaret etmemesi yeni bir çelişkiye de neden oldu açıkçası. Tabii amcanın telefonunda getirilen bazı kayıtlar vardı. Bu kayıtların geri getirildiğini ifade edelim. Enes Güran'ın telefonunda peki kayıtlar bulundu mu? Ona dair herhangi bir detay var mı? Çünkü mahkeme heyetinin sorduğu sorulardan özellikle hem anneye hem Enes'e sorulan bazı ortak sorular vardı. Anneye sorduğu sorularda Enes Güran'ın herhangi bir uygunsuz durumunun olup olmadığı soruldu. Enes Güran'a da yine bu sorular yöneltildi. Tabii kabul edilmedi bu sorular, bu iddialar. Fakat Enes Güran'ın telefonunda buna dair herhangi bir detay mı bulundu da acaba bu sorular soruluyor diye de bir soru işareti oluştu açıkçası. Peki ne bulundu da bu soru işareti soruluyor. Nevzat Bahtiyar amcayla annenin aslında ilişkisine işaret ediyor. Fakat Nevzat Bahtiyar o noktaya gitmeden önce orada ne yaşandığını sadece amca Salim Güran, Enes Güran ve anne Yüksel Güran biliyor. Nevzat Bahtiyar o noktaya gittikten sonra aslında kendisine söylenenleri de söylüyor olabilir. Açıkçası bunlar da tabii soru işaretleri. Bunları da bu çelişkileri gidermek için de mahkemeye
heyeti altında çapraz sorgulamalar başladı. Bir taraftan avukatlar soruyor, bir taraftan mahkeme heyeti soru soruyor. Bir diğer yandan da Diyarbakır eski baro başkanı Nait Eren de soru sormaya devam ediyor. Peki bugün neler yaşanacak açıkçası merakla bekliyoruz. Sadece biz değil, Türkiye'nin gözü bu noktada, gözü kulağı bu noktada. Mahkemeden çıkacak detaylar bekleniyor ki aslında Nari'nin neden, kim tarafından öldürüldüğünün kesin bir cevabı bekleniyor. Nevzat Bahtiyar amca Salim Güran öldürdü diyor. Amca Salim Güran da suçlamaları kabul etmiyor. Biz adliye önündeyiz. Bu noktada gelişmeleri takip ediyoruz. Detayları oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Mehmet, çok teşekkür ediyoruz sana. Ayrıntılarıyla aktardın. Kameraman arkadaşımız Mehmet Ali Bağ'da çok teşekkür ediyoruz. Haber nöbetiniz devam edecek. Diyarbakır Adliyesi'nin önünde kolaylıklar diyelim arkadaşlarımıza. İkinci duruşma Narin Güran cinayetinde, ikinci duruşma bugün saatler 9'u gösterdiğinde başlayacak. Yine yoğun bir katılımın olması bekleniyor. Mehmet'in söylediği gibi tutuklu sanıklar yeniden getirilecek mahkemeye ve dinlenecek. Dünkü duruşmadan çıkan sonucun aslında şu olduğunu söyleyebiliriz. Mehmet'in de anlattığı üzere çelişkili ifadeler. İşte bu çelişkili ifadeler netliğe kavuşacak mı? Mahkeme heyeti bugün yine bunun üzerine giderek sorgulamalarına devam edecek. Türkiye'nin milli gururu Türk Yıldızları'nın dün 32. yaş günüydü. Konya 3. Anajet üssünde konuşlanan Türk Yıldızları akrobasi timi kapılarını ATV Haber'e açtı. Gökyüzünde yine göğsümüzü kabartan görüntüler kayda geçti. Ekibimiz Mavi Vatan'ın milli takımıyla beraber pasta kesti. Vatanın cesur kartalları tam 32 yaşında. Türk Yıldızları olarak al bayrağımızı gökyüzünde ve dünyanın her yerinde dalgalandırmaya devam edeceğiz. 32. yılımız kutlu olsun. Masmavi gökyüzünü ay yıldızla süsleyen, izleyen herkesi cesaretlerine hayran bırakan işte o ekiple beraberiz. Birazdan Türk Yıldızları'nın 32. yılına özel görüntüler kaydedeceğiz. Ama öncesinde akrobatik hareketlerin koordine edildiği toplantı var. Ve uçuşa dakikalar kaldı. Teçhizat odasında hummalı bir hazırlık başladı. Hareket zamanı, uçaklar şu anda pistten ayrılıyor. Türk Yıldızları, 32. yılımız yaşıyoruz. Hepinize iyi günler. Sırada mirror dediğimiz bir hareket var. İnanılmaz bir hareket. Türk Yıldızları'nın imza hareketi. Şimdi gökyüzünde pilotlar kalp çiziyor. Şimdi geleneksel hale gelen final hareketinde sıra. Peki ya pilotlar bu hareket için hazır mı? Final hareketimiz için hazırız. Uçuş tamamlandı. Şimdi Türk Yıldızları Türk bayraklarıyla selamlama geçişi yapıyor. Bugüne kadar Türk Yıldızları 25 farklı ülkede 168 gösteri, aynı zamanda yurt içinde tam 500 gösteriye imza attı. En çok beğeni toplayan hareketleri seçip bir yıl boyunca aynı hareketleri uçuyoruz. Şimdilik gösterilerini F5 ile yapan tim yakın zamanda Türk mühendislerin geliştirdiği Hürjet ile gökyüzüne imza atacak. Evet.
22 yaşındaki tenisçimiz Zeynep Sönmez, Meksika Merida'da açık kadınlar tenis turnuvasında Amerikalı rakibini 2-0 yenerek zafer kazanmıştı. Adını korta altın harflerle yazdıran şampiyon milli sporcumuz yurda döndü ve büyük coşkuyla karşılandı. Çok mutluyum böyle bir şampiyonluk elde edebildiğim için. Son sayıyı kazandı, tarihe adını yazdırdı. Göğsümüzü kabartan şampiyon tenisçi yurda döndü. Tüm o saatte beni izleyenlerin, ailemin desteği çok büyük. Böyle bir şampiyonluk kazanabildiğim için de çok mutluyum. 22 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika Merida açık kadınlar tenis turnuvasında rakiplerini tek tek eledi ve son olarak şampiyonluk maçında ABD'li oyuncu Enli ile karşı karşıya geldi. Amerikalı rakibini de tarihi bir skorla yenen Sönmez, Çağla Büyükakçay'dan sonra Kadınlar Tenis Birliği turnuvasında şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk tenisçi oldu. Şampiyonluk kupasına uzandı. Tarih yazan şampiyon tenisçi çiçeklerle havalimanında karşılandı. Kariyerimin en başından beri ilk yüze girmek hep hayalimdi. Çok mutluyum. Şimdi ekrana getireceğimiz minik kızın hayvanlarla kurduğu bağ sizi hem şaşırtacak hem de içinizi ısıtacak. Çünkü ufaklığın sarılıp öptüğü, beslediği hayvanların neredeyse hepsi vahşi. Aralarındaki sevgi bağı ise tarifsiz. İyi mi peki? Kangurular, ördekler, wombatlar, timsahlar, fareler, vahşi doğadaki tüm hayvanlar bu minik kızın en yakın arkadaşı. Avustralyalı Ashley henüz 4 yaşında. Dünyadaki yaşıtları çevrelerinde ancak kedi köpek görebilirken o koca bir ormanın içinde büyüdü. Hadi Tony'yi besle bakalım, nasıl yapacağını biliyor musun? Yemeği boğazına doğru uzat. Minik kız ailesinin kurduğu yaşam alanında yüzlerce cana bakıyor. Hatta çoğunu elleriyle besliyor. Kanguru dikkatini dağıttı. Babası onun hayvanlarla kurduğu bağı sosyal medyaya taşıdı. Onları beslediği, birlikte oyun oynadıkları, sarıldıkları anları yüz binler izliyor. Minik Ashley karşısına çıkan her canlıya sonsuz sevgi ve şefkatle yaklaşıyor. Hayvanlar da ona aynı şekilde karşılık veriyor. Türkiye'nin kayak ve kış turizmiyle ünlü şehri Bursa, sonbahar renkleriyle de büyülüyor. Kahvaltı haberlerine bugün Bursa'dan o eşsiz görüntülerle veda ediyoruz değerli izleyenler. Pazartesi 8'de görüşmek ümidiyle çocuklara da iyi tatiller diliyoruz. Hoşçakalın.